Muhteşem teraziler, nasılsınız? 28 Aralık, 30 Ocak terazi burçlarını neler bekliyor? Astrolojiden ne haber? Akyo Official sayfalarımı takip edebilirsiniz Instagram'dan. Ay burcunuz ve yükselen burcunuzu mutlaka dinleyin. Duygusallığınızı, kariyerinizi, güneş burcunuzu mutlaka takipte olmanızı istiyorum. Bu hafta özellikle çok zor, hani her şey... Çok zorlanacağınız bir hafta. Yani bir tembellik, bir miskinlik, hani kendinize zaman ayırmak, insanların lafını duymamak, o, yani rahat olmak, iş ortamında rahat kalmak, hatta ve hatta mümkünse rapor alayım hiçbir yere gitmeyeyim enerjiniz var. Ki siz çok yetenekli, acayip fazlasıyla enerjisi çok yüksek bir hakimiyetsiniz ama rahat ve düzeninizi böyle bu ara kendi enerjinizde hissediyorsunuz. Çevredeki insanlardan çok sıkıldınız, insanların tavırlarından çok fazla kasıldınız, iş çevrenizdeki anlayışsız insanlarla çalışmak istemiyorsunuz ve bulunduğunuz sistemin lay lay lam olduğuna, herkes zil tak oyna modundaki tavırlar sizi çok mutsuz olduğu için sizde bir tembellik, bir güven kaybı yaşıyorsunuz. Bunu yöneticileriniz ya da bulunduğunuz noktadaki insanlarla çözmeniz gerekiyor. Yoksa iş kapınızdaki birçok insan sizin ve sizle alakalı insanların işine son verilebilir. Bu hafta iş konularınızı yöneticilere, rahatsız olduğunuz konuları hayata geçirin ve ifade edin. Çünkü siz izin alarak değil, oradaki ortamdan kaçarak ve rahatlığınız bozulmasın diyorsunuz ama sistemde sorun var. Bu sorun size de rahatsızlık verecek. Şimdiden kontrol etmeniz lazım değerli Başak burçlarım. Kendi işinde yükselmek ya da kendine farklı işler yapmak isteyen teraziler bence bu haftayı atlatın. Şu anki bulunduğunuz noktayı doğru evrede özellikle 3 haftayı atlatın. Ondan sonra doğru noktanızın enerjisine geçiş sağlamanız daha hayırlı. Çünkü şu an enerjiniz başka bir alana konsantre olacak ruhta değil. Çok yorgunsunuz. Duygusal boşluklarınız çok fazla var. Ve özellikle evli olan çiftlerde bazı sözler, tartışmalar, yaşanan kaoslar sizi dibe çökertti. O yüzden alınganlığınız da çok ön planda. 3 hafta sonra farklı bir iş kapısı deneyebilir ve bu size artı kazanç sağlayacak. Ama şu an için bulunduğumuz noktayı kontrol edin. İşsiz olan terazi burçlarında alternatif iş kapıları oluşacak. Ben bu iş bana göre demeyin. Lütfen işin başına gidin diyorum. Özellikle kendi eviniz, aile binası ya da anneniz üstte, siz altta yakında oturuyorsanız bulunduğunuz noktayı farklı bir noktaya taşıma kararı içerisindesiniz. Çünkü yaşadığımız düzene de aile bireyler karıştığı için herkes böyle bir huzursuz, yani çat kapı geldikleri için size ait bir özel hayat yok. Bu yüzden evinizi farklı bir noktaya taşımak istiyorsunuz. Bazı terazi burçlarına demişim ki evliliğinde çatırdama, tartışma, kaoslar, boşanma uyarıları veriyorum. Bu hafta özellikle dilinizi tutun. Bu dilinizi tutmazsanız ilişkide bir ev ananıza ya da eşiniz anasına gidebilir. Böyle bir soğukluk evresi olabilir. Bunu ihmal etmeyin demişim değerli terazi burçlarım. Özellikle de sporla uğraşan ne bileyim. Yoga yapıyor, meditasyon yapıyor olabilirsin, pilates hocası olabilir, spor hocası. Kendinize bir mekan ya da bir oluşum yaratmak istiyorsanız bununla ilgili başlangıçlar yapacaksınız ve bunun altyapısı ve nerede yapmanız gerektiği ile alakalı kararlar vereceksiniz. Özellikle çocuğunuzla ilgili eğitim konuları ile ilgili sıkıntısı olan terazi, aslında çocuklarınız çok zeki. Özellikle sporla uğraştırın. Bazı çocuklarınızı da sanatla uğraştırın. Çünkü hanede sporcu ve sanatçı enerjisi çok fazla var ve başarı sağlanacak gözüküyor. Lütfen çocuklarınızı ihmal etmeyin diyorum. Sağlık konunuzda özellikle dikkat etmeniz gereken sorunumuz ceyrandan vücudumuz tutulur ya, kasılırız. Yani vücut kasılmalarınız olabilir, tutulmalarınız olabilir, biraz masaja ihtiyacınız olabilir. Bir masajda vücudunuzdaki sıkıntıları ve son zamanlarda kadınlarımızda rahimle alakalı akıntılar ya da rahimle ilgili sıkıntılarımız olabilir. Bir rahim kontrolü istiyorum. Erkeklerimiz de sağlık olarak kalp ve damar bölgelerini ihmal etmesinler. Son zamanlarda kilo almaya başladı bazı erkeklerimiz. Bunların enerjisini topar. Kendi kariyerinizle ilgili eğitim almak isteyen bazı terazi burçları için araştırma dönemi yapma ve başaracaksınız. Nasıl bir eğitim yapmak istediğinizi, yüksek mi ve özellikle kendinizi doktor ya da sağlık sektöründe olan bazı terazi burçları doçentlik ya da profesörlük ya da kendi eğitiminizi tamamlamakla ilgili radikal kararlarınız var. Yapın. Hayırlı olsun şimdiden. Allah'a emanet olun.